bilir da, şimdi mi? Böyle tam oturmuş bir ben de sanki benden işim yoktu. Rica dün ben onu fark ettim. Dedim oğlum sandalyeye sürüyoruz. Neyse sandalye. Ne yok? Bu kadar mücadele. Evelik bizim doğada biten, ekilmeden doğada biten ıspanakgillerden bir ot. Onu yazdan toplayarak kurutup, kışa hazırlık yaparak saklıyoruz. Kışın onu çorbalarda kullanıyoruz. O soğuk algınlığına iyi gelir, boğaz ağrısına, üşütmeye, soğuk algınlığına. Bu da bizim eskiden babaannelerimizin çorbasıydı. Fakat ben bu geçmişten kaybolmaya yüz tutmuş bu gelenek yemekleri ticarete dönüştürerek, turizme tanıtarak yeniden canlandırdım. Evelik toplayan kadınlar çıktı, kurutup satan kadınlar oldu. İnsanlar ellerindeki ürünün yapacakları için para ettiğini fark ettikçe kadın emeğini de ekonomiye dahil etmiş oldum. Ben kendim yokluğumla beraber çok insanın yokluğuna da çare oldum. Bir şehrin çıtasını uluslar arasına taşıdım. Bu münferit ve ferdi yaptığım bir iş değildi. Sattığım bir tabak yemekte çok kimsenin emeğine dahil ederek onlarla kazanç paylaştım. İlk kadın çalıştıran işletmeci oldum. Bu sektörde ilk kadın girişimci oldum. Kadınlar yeteneklerini keşfederek yola çıktılar. Benden sonra çok kadın iş yeri açmaya başladı. Çok kadın yeteneğini keşfederek çalışmaya başladı. Bu insanları güzel bir rol modeli olarak bir çalışma hayatına, bir ekonomiye dahil etmekti. Hiç baktınız mı bunlara? Peki. İç gazlar kontrol ettiniz. Yok, şu bakalım. Pişmiş. Tuzlanarak, kurutularak saklandığı için tuz olayı biraz şikayet alıyor. Tuzundan arındırmak için böyle kovalara konarak suyun içerisinde bekleterek tuzdan arındırmaya çalışıyoruz. Yağlı bir ürün. Kendi yağı kendisine yetiyor. Haricen bir yağ kullanmıyoruz. Baharat kullanmıyoruz. Tuz kullanmıyoruz. Bu mesajım kaz alanların hepsine, çünkü tekrardan tuz kullanılırsa et yenilmez hale gelir. Oysa yağı, tuzu tuzdan biraz arındırmaya çalışıyoruz.
aroması kendisine yetiyor, özel bir ettir. Çelik çorbamız, bu kışın bizim soğuk algınlığına iyi gelen, doğada biten bir ot. Bunlar toplanır, kurutulur, kışa azık. Yarma, bulgur, yeşil mercimek ve sosla pişirilir. Soğuk algınlığına iyi geldiği için kışın babaanneler, anneanneler, çocuklar rahatsızdır. Bir evelik çorbası kaynatalım. Bir antibiyotik içerdiği için eskiden insanlar doğal beslenme ve koruma yollarını çok iyi bildikleri için bu bizim kış çorbamız. Soğuktan korunma ve soğuk algınlığına iyi geldiği için. Ben bunu mutfağımın baş tacı yaptım. Evelik çorbası. Şu anda kadınlar yazdan evelik toplamaya, hazırlamaya başlıyorlar. Bulgur, az bir yeşil mercimekle tatlandırılarak kazın suyu ve yağıyla yapılmış bulgur pilavı. Bu da kaz etinin yanında olmazsa olmazdır.